Çocuklarım merhaba. Bugün yine bir okuduğumuzu anladık mı? Okuduğumuzdan güzel dinleyip de sorularımıza cevap verebiliyor muyuz? Evet, bugünkü etik değerimiz ne? Bakın buraya. Arkadaşlık. Evet, acaba denizdeki arkadaşlıkta bizim okuldaki arkadaşlığımıza benziyor mu? Bir bakalım. Evet, şimdi hemen herkes güzel arkasına yaslanıyor, güzelce oturuyoruz ve benim anlatacağım, okuyacağım öyküyü dinliyoruz. Çünkü sonunda sorular soracağım size. Ve bu sorulara tabii ki cevap verebilmeniz için bu öyküyü çok iyi dinlemeniz gerekiyor. Evet, hala ayakta olan var. Evet, o da mı oturdu? Güzel. Şimdi iyi dinleyin, başlıyorum. Öykümün adı Arkadaşlık. Evet. Değer denizinde birçok canlı yaşıyormuş. Bunlardan biri de Şokobelli'ymiş. Şokobelli gümüş renkli bir balıktır. Ne kadar değişik değil mi ismi? Şokobelli. Şokobelli'nin en iyi arkadaşı balık Şıpşıp'mış. Her gün Şokobelli ve Şıpşıp oyunlar oynar, ip atlarlarmış, birbirlerine masallar anlatırlarmış, bilmeceler sorarlarmış. Evet, aslında Şokobelli ile Şıpşıp birbirlerini çok seven iki arkadaşmışlar. Yine bir gün Şokobelli ile Şıpşıp oyun oynuyorlarmış. Yanlarına başka bir balık yaklaşmış. Turuncu renkli olan bu balık onları izlemeye başlamış. Şıpşıp dayanamayın. Merhaba diye seslenmiş. Turuncu renkli balık ağır ağır yüzerek onların yanına yaklaşmış. Merhaba, benim adım Yangi. Sizinle arkadaş olabilir miyim diye sormuş. Şokobelli ve Şıpşıp onunla arkadaş olmayı kabul etmişler. Birlikte eğlenceli oyunlarına devam etmişler. Sular kararmaya başlamış. Yavru balıklar için eve dönme vaktiymiş. Şokobelli o akşam annesine Yangi'den bahsetmiş. Yeni bir arkadaşı olduğu için çok sevinçliymiş. O günden sonra Şıpşıp ve Şokobelli yeni arkadaşlarıyla her gün buluşup oyunlar oynuyorlarmış. Fakat Yangi Şokobelli'yi daha çok sevmiş. Onun Şıpşıp ile olan arkadaşlığını kıskanmaya başlamış. Aklına bir plan gelmiş. Planını ertesi gün uygulamaya karar vermiş. Şokobelli'nin yalnız kalmasını beklemiş ve Şokobelli'nin yanına gitmiş. Yarın çok uzaklardaki arkadaşlarımın yanına gideceğim demiş. Şokobelli uzakları eskiden beri çok merak edermiş zaten. Çok uzaklara öyle mi? Çok uzaklarda neler var? Görmek isterim. Oraları bana anlatır mısın? Demiş. Yangi büyük bir keyifle anlatmaya başlamış. Neler yok ki? Rengarenk balıklar, deniz anaları, kaplumbağalar. Deniz suyunun üzerine kadar çıkıyorum. Oralar öyle güzel ki, buralarda çok çok güzel. Yangi, Şokobelli'nin çok uzakları artık daha fazla merak ettiğini anlamış. Şimdi tam sırası demiş. İstersen seni de götüreyim demiş. Şokobelli sevinçle olur, çok isterim deyivermiş. Oysa annesinin böyle bir şeye izin vermeyeceğini biliyormuş. Bu durumu Yangi'ye söylemiş. Yangi, sen hiç üzülme. Hemen geri döneriz. Annem bizim uzaklaştığımızın farkına bile varmaz demiş. Şokobelli
yengenin bu sözlerinin üzerine mutlu olmamış, ertesi sabah görüşmek üzere ayrılmışlar. Şokobeli de yenge de o gece heyecandan uyuyamamışlar. Sabah erkenden buluşma yerine gelmişler. Uzaklara, çok uzaklara doğru yüzmeye başlamışlar. Yüzmüşler, mercanların, yosunların aralığından geçmişler. Deniz aralarının bulunduğu bir yere gelmişler. Yani deniz aralarıyla konuşmaya başlamış. Şokobelli ile karıştırmış onları. Bir süre sonra tekrar yüzmeye, daha da uzaklara gitmeye başlamışlar. Bu kez deniz kaplumbağaları ile karşılaşmışlar. Yangi onlarla da sohbet etmiş. Vakit oldukça ilerlemiş. Şokobelli, Yangi haydi artık yuvamıza dönelim. Geç oluyor, annem beni çok merak eder demiş. Yangi sohbet etmeye devam etmiş. Şokobelli yüzerek Yangi'nin yanından uzaklaşmaya başlamış. Bu sırada yuvasını nasıl bulabileceğini de düşünmüyor değilmiş. Neyse ki yenge ona yetişir. Tamam, geldim. Tek başına dönemezsin demiş. Şokobelli bir an evvel evine gitmek istiyormuş. Hızlanmış. Yenge, sana son bir şey göstermeme izin ver. Ne olur demiş. Şokobelli onun bu teklifini de kabul etmiş. Tamam, olur ama hemen geri döneceğiz söz mü? Yani sevinçle söz veriyorum. Haydi gelmiş. Bu kez yukarılara doğru yüzmeye başlamışlar. Yine yüzmüşler. Sonunda öyle bir yere gelmişler ki ikisinin de ayrılıktan gözleri kamaşmış. Güneş ışığı denizi aydınlatmaktaymış. Şokobelli'ye güneşi gösteren Yangi, ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel değil mi diye sormuş. Şokobelli şaşkın bir şekilde, evet harika bir şey, adı ne bu ışığın demiş. İnsanlar ona güneş diyorlar. Güneş, dünyadaki tüm canlıların yaşam kaynağı. Hem ışık hem de ısı verir demiş. Şokobelli insan sözcüğünün anlamını sormuş. Yani bu soruya da cevaplamış. İnsanlar karada yaşayan bir kafalı, iki kollu, iki bacaklı canlılardır. Şokobelli suyun üzerinden dışarıya bakmış. Sahilde oynayan çocukları, yemyeşil ağaçları, yüksek binaları, yüzen insanları görmüş. Adeta büyülenmiş. Onun bu manzaradan etkilendiğini anlayan Yangi konuşmasına devam etmiş. Senin buralara kadar gelmene yardımcı oldum. Artık sadece benim arkadaşım olacaksın. Öyle değil mi? Beni harika bir yere getirdin. Ancak biz seninle zaten çok iyi arkadaşız demiş Şokobelli. Yani susmuş. En iyi arkadaşları kimsenin bozamayacağını anlamış. Biraz daha orada kaldıktan sonra denizin derinliklerine dönmüşler. Şokobelli'nin annesi yavrusunu çok merak etmiş. Şokobelli'nin babası Şıpşıp Bayan Kaplumbağa, kısacası Şokobelli'nin ve Yangi'nin kaybolduğunu duyan deniz canlıları çok üzgün ve telaşlıymışlar. Her yerde onları aramışlar. Denizdeki küçük oyuklara kadar onlara bakmışlar. Şokobelli ve Yangi'yi bulamamışlar.
onu büyük bir balığın yediğini sanmışlar. Çukurbeli'nin babası da yuvasında bir ileri bir geri yüzüyormuş. Çaresizce oğlunun gelmesini bekliyormuş. Gün balığı Yangi ile Şokobeli'nin geldiğini görmüş. Ailesine ve onu sevenlerine haber vermiş. Şokobeli'nin annesi, "Yavrucuğum, nerelerdeydin sen?" diye sormuş. Şokobeli çok üzülmüş ve utanmış. Daha önce annesini hiç bu kadar üzgün görmemiş. Cevap verememiş. Şıp şıp, "Şokobeli, nereye gittin? Lütfen açıklar mısın?" diye sormuş. Şokobeli bu sorunun cevabını Yangi'nin vereceği ümidiyle susuyormuş. Etrafına bakmış. Ah, oysa Yangi orada değilmiş. Yaşananların sorumlusu sadece Şokobeli'ymiş gibi Yangi oradan ayrılmış. Şokobeli izinsiz uzaklara gittiği için annesine babasından özür dilemiş. Bir daha haber vermeden bir yere gitmeyeceğim diye söz vermiş. Şıpşıp'a da dönüp, "En iyi arkadaşım Şıpşıp, seni de üzdüm. Beni merak etmişsindir. Senden de özür diliyorum." demiş. O günden sonra Yangi'yi denizde gören olmamış. Belki de iyi arkadaşlıkların bozulamayacağını anlamış. Arkadaşlarından Şokobelli'nin de hata yapmasına neden olmuş. Oysa iyi arkadaşlar birbirlerini her zaman doğruya yönlendirir. Bir daha söylüyorum. İyi arkadaşlar birbirlerini her zaman doğruya, güzele yönlendirirler. Yangi artık bunu biliyormuş. Evet çocuklar, arkadaşların ne olduğunu, kötü arkadaşların, kıskanç arkadaşların ne olduğunu gördük. Bir de biliyorsunuz yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu da gördük. Hatta bu Pinokyo var biliyorsunuz. Bir gün size Pinokyo'yu da okuyacağım. Bu Pinokyo, bakın burada da resmi var Pinokyo'nun. Evet, Pinokyo yani her yalan söylediğinde ne oluyordu? Ne oluyordu? Burnu uzuyordu. Değil mi? Evet. Peki, bir an sen de Pinokyo olduğunu hayal et. Ve burnunu uzatmadan bugün yaptığın doğru davranışları bir kağıda yaz bakalım. Evet. Bir de bir çiçek yapalım. Ve bu çiçeğe dostlarımızın, yapraklarına dostlarımızın adlarını yazalım. Arkadaşlarımızın adlarını yazalım. Çok güzel bir çiçek bakın. Benim sevdiğim arkadaşlarım, dostum beni kötü yola götürmeyecek, hep güzel yerlere götürecek arkadaşlarımın isimlerini yazalım. Evet çocuklarım, hoşça kalın.